Sezer kardeşimle beraber şimdi kuşlarını izlemeye gidiyoruz. Şimdi kümese doğru gidiyoruz. Diyarbakır'ı da yukarıdan bir göreceğiz. Burası ev sanırım hala. Aynen, bizim evimiz. Abi süpersin ya. Eski yıllar buradayız. Öncelik sana. Hadi bakalım. Oo. Ulu Cami'nin minaresi. Kuşlarımız burada. Sokakta canlı müzikler başladı. Evet, yolcu kampı hemen şurada. Hemen burada konaklıyorum. Ya bu bir zevkten daha çok hastalık gibi bir şey değil mi? Aynen abi, bağımlılık ya. Anlatsana biraz. 5-6 yaşımdan beridir güvercinlerle ilgileniyorum sürekli. Yani komşularla tartıştığımız fazla ettiğimiz günler oldu güvercinler için. Yani hepsi güvercin sevdası. Buradaki bütün binalara çıkmışım var. Almak için değil mi? Aynen. Bir güvercinim gidiyor mesela. Mecbur gidip alıyorsun. Peki bunlara atmaca veya şahin bulaşıyor? Yok. Mesela geçen 18 tane yumurta, 4 tane de yavrumu bu karga gibi olan kuşlar var, böyle siyah beyaz. Evet. Onlar gelmiş yumurtaları parçalamış, yavrular hepsini yemiştir. Geriye bunlar kaldı. Uçursana kral. Bir bakalım. Bu havada uçabiliyorlar mı? Yani sıcaktır, çok şey yapmaz, uçmazlar, biraz gerderler ama. Tamam. Sezer kardeşimin çocukluğundan bugüne kadar en büyük zevki kuşçuluk. Burada çok fazla da var bu bölgede. Benim babam da kuşçudur. Bunun tutkusu çok çok ayrı. Kuş sevenler bunu tarif edemiyorlar. Ama harika bir duygu. Bize buraya çıkıp Sezer'in kuşlarını izlemek de nasip oldu. Normalde sıcak havada uçmuyorlar ama bizim için elinden geleni yaparak uçurdu. Bu görsel zevki de burada yaşamış oldu. Elindekini nereye çevirsen oraya mı gidiyorlar? Hayır abi, bundan korkuyorlar. He, anladım. Hava da bizden yana. Aynen. Güneş kapattı. Aynen. Hem biz hem de kamera çok daha rahat görüyor. Şöyle biraz daha mahalleye odaklanalım. Burası Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi. Aynen abi. Hmm. Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ahmet Arif Müzesi. Hemen şurada da otopark var. Karşısı Ulu Cami. Şu ara sokaklardan zaten sürekli geçiyorum. Şu sokak Telegrafhane Sokak. Benim aracım hemen burada. Burası da bizim kaldığımız otopark. Bu binaların hep altı canlı müzik ve kafeler. Sezer kardeşim de Mabella Cafe'nin sahibi. Hem de
burada ikamet ediyorlar. Ve bize çok değer verdiği kuşlarının kümesini açtı. Bayağı gözden gittiler. Evet, şu topluluk halinde uçanlar. Sayısını nasıl anlıyorsun? Vallahi kuşçu adam tanır kuşunu. Sayıya bakmaz mesela, indiğinde bakar hangi kuşu eksiktir. Evet. Ya da hangi kuş fazla gelmiştir. Hepsine hakimsin yani. Bazen kaçak da giriyor abi. Hepsine hakimsin. Tabii abi. Hemen şurada canlı müzik devam ediyor. Güneş hemen bulutların ardında. Şu karenin güzelliğine bakar mısınız? Sen iyisen herkes iyi diye benim bir çok sevdiğim cümle var. Evet, kalbimizin güzelliğini burada da yaşadık. Sezer kardeşim bana kümesini açtı. Hem kümesini görmüş oldum, hem kuşlarını görmüş oldum, hem de Diyarbakır'ı bu cepheden de görmüş oldum. Dam kültürü çok farklıdır. Babam da kuşçu olduğu için biliyorum. Damdan veya yüksekten şehre bakmanın duygusunu da bilirim. Lezzeti farklıdır. Buradan eski Diyarbakır'ı da izliyorum. Burası bol bol vakit geçirdiğimiz sokak. Telegrafhane sokak. O da taklacı kuş. Taklacı ama uçurmadığımız için bayağı bir anahtarlaşmış. Bayağı bir antrenman yapması gerekiyor. Oo, şunun güzelliğine bak. Renklere bakar mısın? Bir seveyim onu. Yaşı da genç değil mi? Aynen. Evet. Onu şimdi... Bunun bayağı bir antrenman yapması gerekiyor. Bayağı güzel uçtu. Kuşun yaşı da genç ama antrenman yapmadığından dolayı antallaşmış. Bayağı gitti Sezer. Gitti ve oraya kondu. Evet. Gelişi de biraz zor olabilir. Orada biraz dinlenir, öyle gelir. Çok güzelmiş bir hasar.
Diyarbakır. Hmm. Bak yavru da kızmalığa giriyor. Şu. Ya şu büyüse de böyle kalıyor. Hmm. Bu taklacı kuşlar da mı Diyarbakır özgü? Aynen Diyarbakır. Mesela eski soy kolay kolay bulamazsın Diyarbakır şu olarak taklacı olarak. Yani olanlar da zaten kapalı yerde besliyor damızlık için, yavru mazlı almak için. Ama genelde buralara şeyden geliyor, Mardin tarafından. Mardin kuşları çok meşhur. Hmm, anladım. Taklacı kuşları. Zamanında izlemiştim. Sürekli takla atıyor. Az önceki sanki çok da takla. Bak hala orada bekliyor bak. Aynen, hala. O normalde bakmaz, o çok güzel bir taklacı. Hmm. O çok iyi bir taklacı. O, işte bazı taklacı var. Şuradan iniyor, takla atıyor. O taklacı taklacı değil abi. Taklacı dedim mesela gelecek abi şuna böyle bir açıyor kendini. Geliyor kendi böyle dama vuruyor. Şuraya geliyor abi şu kadara. Şu kadar kalmış inmesine baş yapıyor. Baş yapıyor 30 metre, 40 metre, 50 metre. İlah takla atıyor. Aynen böyle çekilip çekilip takla atıyor. Gerçek taklacı olur. Onların da fiyatı ben yapayım. Taklacı kuşumuz hala orada. Evet, biz görsel zevkimizi yaşadık. Sezer kardeşim bize bayağı bir görsel zevk yaşattı. Damına çıktık, kümesini gördük, hayvanları uçurduk. Şimdi komşusunun kuşunu da aşağıda iade edeceğiz. Aynen. Kardeşim çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Vallahi gerçekten çok mutlu oldum. Daha iyi ayarlamak isterdik ama. Bazen böyle hani spontane gelişen programlar çok, aynen, daha güzel oluyor, çok, aynen, daha lezzetli oluyor. Abi, çok teşekkür ederim. Hadi gidelim. Aynen.